İlyas Hocam, sizle devam edelim. Şimdi Sayın Caş'ın aslında şu noktaya da değindi. Toplantıda daha adil bir dünyanın konuşulması gerekiyor. Terör olacak mı o başlıklar içinde dedim. Siz de elbette olur, Afganistan üzerinden göç konusu konuşulur dediniz ama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu soracak olursam kime hizmet ediyor? Ne açıdan kararlar alınıyor ve bu konuşmada, bu oturumda neler konuşulacak? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde, masaya getireceği başlıklar arasında neler var dersem nasıl yanıtlarsınız? Yani ben şimdi bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok geniş her şeyi söylediler ama ben hani bir tarihçi olarak ilave ne yapabilirim diye düşündüm. Hem Paşam hem Mesut Hocam coğrafi dengesizlikten bahsetti dünyadaki. Güney Amerika yok dediler. Afrika yok dediler. Hatta Uzak Hint, Pasifik, Hindistan'dan bahsettiler. Tarihçi olarak baktığınız zaman şu eksiklik görüyor. Dünyada önemli kültürel zenginlikler var. İdari anlamda da kültürel zenginlik sadece ürettiğiniz şeyler değil, dünyayı idare etme açısından da dünyanın bir geçmişi var. Bu milletlerden Çin önemlidir, Türkler önemlidir, Almanlar önemlidir, İngilizler önemlidir. Amerikalılar çok önemli değildir yani. Ama son dönemde, son yüzyılda Amerikalılar da önemli oldu. Araplar önemlidir kurdukları medeniyetle. O zaman baktığınız zaman Birleşmiş Milletler'de sadece şu dilleri görüyorsunuz. Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça. Burada Türkçe yok, İtalyanca yok. İtalyanlar da önemlidir dünyada. Hele hele Germenler, yani Avrupa deyince Alman imparatorlukları denge açısından çok önemlidir. Yani zaten coğrafi eksiklikleri hocalar söylediler, çok önemli. Dünyada aslında tarihsel olarak da bir denge yok. Denge ne zaman kurulmuş? 1945'teki şartlara göre kurulmuş bir denge. Hem Karakuş Paşa hem arkadaşlar söylediler. Demek ki 1945 dünyasıyla günümüzdeki dünyayı herkes kıyaslıyor. Yükselen devletler var, düşen devletler. 45'ten bu tarafa mesela Japonya'nın çok doğru, Almanya'nın, İtalya'nın durumu çok değişti dünya üzerinde. Sadece Türkiye'yi düşünmeyelim bu arada. Fransa'nın konumu da geriledi mesela. Bu İspanyol'un konumu, İspanya'nın konumu geriledi mesela, gelişmeyen devletler. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman demek ki dünyada artık yeni bir düzenin, yeni bir idare kültürünün, yeni bir dengenin, bu ister silahlı olur, bu biz hep silahlardan konuşuyoruz, coğrafyadan konuş ama kültürel anlamda da yeni bir denge gerekir. Çünkü aslında o baktığınız devletlerinin gücünün arasında altında en önemli şeyin kültürel miras olduğunu görürsünüz. Yani İngiltere'de olan hanedanlık kültürü, Almanya'daki olan alt ekonomik kültür, işte Fransa'daki o birikim gibi. Yani mesela Portekiz, İspanyol gibi, Hollanda gibi ülkelerin deniz aşırı şeylerdeki başarıları, yani şirketlerinin keşifler. kültürel zenginliği gibi. Şimdi bütün bunları Amerikalılar bilmez. Bilmediğini Hint Pasifik'te biraz tartışacağız. İngiltere'yi oraya peşlerinde sürüklediler cahilliklerinden. Açık net söylüyorum yani. Orta Doğu'nun bugün bataklık içinde bulunması idari kültürden yoksun olması Amerikalıların. Cahiller yani. Yanlarında İngiltere olmadığı zaman, yani o coğrafyayı bilen, bilimsel olarak bilen, bak Almanya'nın bilirsiniz oryantalizmi, İtalya'nın oryantalizmi. İtalya'da çıkan kitaplar, Kaytani'nin yazdığı İslam tarihi kitabını kimse yazamaz. Yani Atatürk döneminde Atatürk de tercüme ettirmiştir. O Atatürk'ün kitaplarına baktığınız zaman Kaytani'nin ilk iki ciltinin Osmanlı Türkçesiyle tercüme edildiğini görürsünüz. Yani bunu İtalyan yapıyor, Almanlar yapıyor. Hümanizmin de çıkışı, Rönesans'ı var. Tabii bu aslında bu şeyin Akdeniz altında... Akdeniz kültürünün tabii, çıkışı. Yani bunun altında derin bir bilgi var. Şimdi bu bilgiden bunu vurgu yapıyor aslında Cumhurbaşkanımız. Diyor ki sadece işte bir savaş sonucunda yaptığınız hızlı değişimlerle bu ülke, dünyanın dengesini bulamıyorsunuz. Adaletsizlikler sağda solda. Yani Afrika gibi koca ülke açlıktan her yıl milyonlarca insan ölüyor. Güney Amerika'nın durumunu görüyorsunuz. Yani Orta Doğu'nun durumu ortada. Hindistan coğrafyasına Pakistan, Afganistan üçleminde sadece Çin. Çin'i de aslında sömürdüler. Yani Çin son 10 yılda bu kalkınma, milyonlarca işçi fabrikaların içinde öldü yani. Çalışmaktan öldüler. Saatlerin haddi hesabı yok. Rusya'daki işte Sovyet devriminden sonraki o
açlıktan ölen insanları, fabrikalarda yok olan insanları. Sistem veya değil, önemli olan idare kültür burada. Demek ki dünya bir şeyden geçti, yeni bir şey de alıyor. Hepimiz konuşuyoruz bunu. Her konuşmamızda diyoruz ki dünya yeni bir yere gidiyor. O zaman yeni dünyada yeni dengenin bulması gayet doğal. Biz şimdi konuşuyoruz ama 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl, 100 yıl aslında dünya tarihi için çok uzun yıllar değil yani, çok kısa dönemler. Önemli olan bunu önceden hissetmek ve bu dengeyi yeniden kurar. Tabii tabii, bu dengeyi önerebilmek, yani kültürel birikimde bunu yapmak. O yüzden ben tabii diller üzerinden gittim buraya, yeni yeni dillerin, yeni yeni 15 daimi üye dilde kaç eklenecekse, hem paşam söyledi hem Hindistan'a mutlaka olması gerekiyor. Bakın Endonezya'nın nüfusu itibariyle Avustralya'nın. Şimdi biz sadece eğer Avrupa Birliği'ni örnek alırsak nüfuslara göre ve kültürlere göre olması gerekiyor. Yani şimdi dolayısıyla dünyadaki dengenin şayet bu Birleşmiş Milletlerse ve savaşmayı ve sınırları korumayı, savaşmamayı da öngörüyorsa dünyadaki bütün dengelerin burada bir cümle ekleyeyim hocam. Burada bulunması lazım. Buyurun. Mesela buyurun. Kültürden bahsetti hocamız. UNESCO'nun da görevini yapamadığını görüyor. Dünya Sağlık Örgütü çuvalladı. Dediğiniz gibi Afrika'da insanlara aşı verilemiyor ve aşı milliyetçiliği başladı. Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Ordusu, yani Birleşmiş Milletler örgütsel yapısını onu tamamlayan, komutanım daha iyi bilir, Havacılık Örgütü, İKAO, AYATA gibi teşkilatlar da Amerika'nın tek elinde. Neden burada Türkler de olmasın? Neden bizim pırıl pırıl diplomat çocuklarımız var? Çok iyi İngilizce, Fransızca, İtalyanca, 4 dil biliyorlar. Neden bu örgütleri, Türkleri almıyorsunuz? Birleşmiş Milletler'de Amerikan, İngiliz ve Fransız... Şimdi başka bir şey daha söylemesi hocam. Devlet şeyi var. Özür dilerim. Estağfurullah. Başka bir... Şimdi mesela bizim Birinci Dünya Savaşı'nda Atatürk'ümüzün o Kurtuluş Savaşı başlattığı yıllarda yine milliyetçiliğin zirve yaptığı noktadır. Dünya bir liberalizmden geçti. Küresel bir dünyadan geçti. Buna biz hegemon Amerika Birleşik Devletleri'nin ne dedi? Grand Stratejist dedik. Yani Amerika'nın hakim olduğu o iki... İkili sistemden sonra bir sistemi yaşadı. Ondan sonra son 20 yılda şunu görüyoruz biz, felsefi açıdan ve sosyolojik açıdan milliyetçiliğin yeniden yükseldiğini görüyoruz. Bu yapılan bütün araştırmalarda, ister Avrupa'da yapın araştırmayı, ister Asya'da yapın, ister Afrika'da yapın, ister Güney Amerika'da yapın. Her yerde sonuç şeydeki Trump hadisesi gibi, Amerika'da da aynı şey. Yani Amerika bu felsefi gelişimin dışında değil. Milliyetçilik yükseliyor. Demek ki liberalizmin üstüne yeni bir milliyetçilik ve bölgesel milliyetçilikler veya bölgesel devletler, birbirine yakın devletler ne yapıyor? Kendi aralarında birleşme noktalarına gidiyor. Örnek vereyim, mesela kuzeydeki devletler, Rusya ve etrafındaki BDT devletleri kendini yeniden yapılandırıyor. Atıyorum Arap devletleri veya Afrika'daki devletler kendi teşkilatlarını kuruyor. Güney Amerika'dakiler öyle yapıyor. Kuzey Amerika'dakiler öyle yapıyor. O zaman demek ki küresel dünya, o eski sistemdeki küresel dünya ve Birleşmiş Milletler'in 5 tane hiç değişmeyen ve dünyayı tahkim eden yapısı artık yeni felsefede, yani bir de bu eşitlik ilkesine aykırı. Ya hayır, bir de felsefe değişti artık. Yani evet. İnsanlar, gençler ve bilim değişti. Yani idare etme bilimi değişince yeniden düşünmek lazım, yeniden bir şeyler önermek lazım. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı öneri tam da düşünsel devrime ve düşünsel sisteme, değişime uygun. Çok uygun. Peki. Bir şeyde. Şimdi Sayın Çınar'a sizin bıraktığınız noktada soralım. Sayın Çınar, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yerine 20 üye olsun açıklaması Amerika Birleşik Devletleri basınında yer aldı mı, konuşuluyor mu bu başlık? Şu anda konuşulmuyor çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başlamadı daha. Yarın başlayacak ve devlet liderleri salı gününden itibaren konuşmalarını, açılış konuşmalarını yapacaklar. Genel olarak Amerikan medyası açıkçası Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki devlet liderlerinin konuşmalarını çok kamuoyuna yansıtmıyorlar. Yani Başkan Biden bile bir iki saat kalıp Washington DC'ye geri dönecek. Yani Amerikan kamuoyunda, medyasında, Birleşmiş Milletler'deki açıklamaların veya aksiyonların çok fazla karşılığını görmedik. Yani burada Birleşmiş Milletler içindeki gazeteci arkadaşların da birçok çıkardığı haber, Amerikan
medyasında çok flaşa vurarak geçmedi. O nedenle neye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Sayın Çınar, Amerika Birleşik Devletleri basını bu ziyarette, bu toplantıda neyi ön plana çıkarıyor başlıklar arasında? Covid-19'da mücadele, aşı konusunda adaletsiz bir dağıtım var. Yani Birleşmiş Milletler çok etkili olamadı maalesef Covid-19'da mücadelede ve aşı konusunda. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler'in temasından birisi de, bu seneki temalarından birisi de Birleşmiş Milletler'in yeniden canlandırılması, yeni dünyanın inşa edilmesi gibi bazı maddeler de konmuş. Yani 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Ama yani şunu net olarak söyleyeyim, burada dünya liderlerinin New York'a gelip konuşmaları 10 dakika, 15 dakika mesajları veriyorlar, sembolik olup dönüyor. Yani burada yapılan konuşmalardan sonuç maalesef çıkmadı. O nedenle bunu Amerikan kamuoyu ve medyası sembolik Eylül ayında bir toplantı olarak gördüğünü söyleyebilirim. O nedenle burada ağırlıklı olarak Biden'ın vereceği mesaj, bu mesajları 3 tane olarak Birleşmiş Milletler'deki Amerikan misyonu açıkladı. Birincisi COVID'le mücadele, ikincisi insan hakları, üçüncüsü iklim zirvesi. O nedenle Biden'ın konuşmasını ağırlıkla öne çıkartacak Amerikan medyası, kamuoyu. Ama dediğim gibi burada önemli olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür söylemini diğer ülkelerin, Almanya'nın, Hindistan'ın, diğer Avrupa ülkelerini destek verip açıklama yapması önemli. Bunu geçen sene Almanya ile Hindistan yapmıştı. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de bu sistemden memnun olmadığını zaman zaman yaptığı konuşma aralarında aslında hissediyoruz. Ama şu da çok gerçek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bile şöyle bir son 20 yıla baktığınız zaman genel sekreterler çok pasif. Yani çok güçlü ve bu konularda sert eleştiri yapacak sistemin değişmesiyle ilgili genel sekreter de çok atanmıyor. Hep Amerika'nın isteği doğrultusunda atanan bir genel sekreter var. O nedenle genel olarak ben açıkçası bu haftaki görüşmelerin çok sembolik olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi burada bu sistemin çalışmadığını Türkiye'nin tekrar belirtmesi önemli ve değerli. Burada diğer ülkelerin Ali destek Bey, verip... Bir şey sorabilir miyim müsaade ederseniz? Sayın Çınar, buyurun. Malumunuz 1991'de iki kutuplu sistem çöktükten sonra 2025'e geldik ve bu konuşuluyor. Yani Birleşmiş Milletler'in bu sistemde gerekli atılımları ve devrimi yapamadığı. Sizce Biden'ın bu konuşması bunu hareketlendirir mi? Ve Trump'tan farklı neler söyleyebilir? İkinci hususta acaba bu gidişatın içerisinde Afganistan ve göç meselesi, bakın kapılarında Haiti'de insanları nehirlerden aşağı atıyor Amerikalılar. Bu Amerikan kamuoyunun vicdanında da herhangi bir etki yapmıyor mu? Meksikalılar da bunlar insan olarak görmüyorlar mı onları? İnsan haklarından bahsediyorsunuz. Oradaki insanlara insan haklarını hoş görüyorsunuz, hor görüyorsunuz. Yani mültecilik hakkı evrensel bir hak. Unutmayalım ki Amerika'da mülteciler ülkesi. Biden'ın dedesi de oradan gelmiş, başka yerlerden. Şimdi Başkan Trump'la Başkan Biden'ı mukayese ettiğimizde hatırlanacağınız gibi Başkan Trump geldikten sonra göreve Birleşmiş Milletler aleyhine bazı açıklamalar yapmıştı. Yani sistem ve bilhassa bütçe konusunda biz en çok bütçeyi veriyoruz tarzında eleştirileri olmuştu. Aynı şekilde iki tane önemli Birleşmiş Milletler organından da üyelikten ayrılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, evet. İnsan Hakları Komisyonu olmak üzere. Yani Biden'ın daha yakın Birleşmiş Milletler'e olduğunu görüyoruz. Ve Biden'ın ben açıkçası konuşmasında bu sistemi eleştirecek bir konuşma yapacağını ben beklemiyorum. Hep Biden uluslararası örgütlerle, müttefiklerle yakın çalışma mesajını verdiği için böyle gitti, böyle gider algısıyla devam edecektir. Zaten Biden'ı Obama yönetiminden başkan yardımcısı olduğu dönemden de biliyoruz. Yani Obama'nın 8 yıllığında Birleşmiş Milletler'de neler yapıp yapmadığını biliyoruz. Ama Birleşmiş Milletler'in en fazla bütçeyi verip ve merkezinde New York'ta olduğunu varsayarsak Amerika doğrultusunda giden bir Birleşmiş Milletler ağırlık var. Tabii zaman zaman Güvenlik Konseyi'nde çıkarılacak tasarılarda Rusya ve Çin'in vetosu veya yani tam tersi Amerika ve Batı ülkelerinin vetosuyla işlevsel bir görevi yok Güvenlik Konseyi'nin, ama
burada Biden'ın sözünüzü, Biden'ın çok bir eleştiride bulunacağını beklemiyorum. Yani İkinci soru da Afganistan'daki göç konusunu konuşmayacak mı? Başarısız oldular. İnsan haklarından bahsediyorlar. Bu konuyu gündeme getireceklerini zannetmiyorum. Şunu belirtmekte fayda var. 2000 önce Senton komutanı biz 10 tane 7'si çocuk sivili öldürdük, hata yaptık, kusura bakmayın dedi ve konu kapandı. Burada Birleşmiş Milletler'de genel sekreter bile Amerika'yı eleştiren ya hata yaptınız en azından tazminat verin diye bir açıklaması dahi olamadı. O nedenle Biden'ın burada Afganistan'da hata yaptık, göç konularında hatalarınız var açıklamalarını ben beklemiyorum ama dünya liderlerinin, bazı üyelerin bu konuda Amerika'ya ve Afganistan'daki kaosla ilgili bazı açıklamalarını kürseden yapması bekleniyor. Peki. Genel olarak zaten Birleşmiş Milletler tam olarak kurumsal işlerini yapsaydı Suriye'deki bu mülteci akınına öncelikle önlem alır ve başarılı işler yapabilirdi. Sayın Çınar, şunu sorayım o zaman. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmeleri olacak liderlerle Birleşmiş Milletler toplantısı sonrasında veya o sırada. Şimdi Yunanistan'a da geleceğiz birazdan. Önemli başlıklar var. Yayının başında da belirttim, konuşacağız konuklarımızla ama Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le bir görüşmesi var. Orada neler konuşulacak? Başka liderlerle görüşecek mi ve bu konuyla ilgili başlıklar var mı Amerika Birleşik Devletleri'ne yansıyan basına ve kamuoyuna? İkili görüşmelerde Balkan ülkeleri Ukrayna, Polonya, İngiltere Başbakanı'yla görüşmesi bekleniyor. Ağırlık olarak Balkan ülkeleri ve İskandinav ülkelerinden de liderleri listede gördüm. İkili görüşmeleri ara Birleşmiş Milletler toplantıları zamanında olacak ve arkamda gördüğünüz Türk evinde çoğu bu görüşmeleri olacak. Ama Yunanistan Başbakanı'yla görüşmesi önemli çünkü Amerika da bunu önemsiyor. Çünkü Amerika Yunanistan'da Türkiye'nin gergin bir ilişkili olması istemiyor. O nedenle iki liderin her görüşmesinden sonra Dışişleri Bakanlığı diyaloğun olmasından, iletişimlerin olmasından çok memnun oluyoruz açıklamalarında bulunuyordu Amerikan Dışişleri Bakanlığı. Biraz da zaman zaman Yunanistan'ın Türkiye aleyhine açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la daha sıcak bir diyalog halinde ana sorunların çözümü için mesajları bence burada toplantıda konuşulacak. Ama en önemlisi iki liderin böyle aralıklarla zaman zaman görüşmesi en azından gerginliklerin ve tansiyonun düşürülmesi açısından kritik ve değerli olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Yücel? Mitsotakis'le görüşmesi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nasıl geçer? Neler konuşurlar? Türkiye hep sağduyu çağrısı yapıyor Yunanistan'a. Yani Batı devletlerinin, İsrail'in, Fransa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kışkırtmasıyla hareket etme. Doğu Akdeniz'in zenginlikleri hepimize yeter. Burada bir maceraya girme diye hem Sayın Çavuşoğlu, Yunan gazetelerine makaleler yazdı Sayın Çavuşoğlu Yunanca. Ve bu mesajları verdi. Sayın Hulusi Akar bu mesajları verdi. El uzattı sürekli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rum yönetimi dışında Akdeniz'e kıyısı olan bütün ülkelerle otururuz, bu konuları konuşuruz diyerek mesaj vermişti. Zannediyorum yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a kucaklayıcı, sağduyulu bir mesaj verecektir. Tabii silahlı kararlılığı da gösteriyor bir yandan Türkiye. Kararlılık tatbikatı, yani tatbikatın ismi kararlılık tatbikatıyla Türkiye yeni bir tatbikata başladı. Nabıldina tatbikatlarıyla, intikam tatbikatlarıyla cevaplar veriliyor maalesef arka arkaya Türkiye'ye. Ama zannediyorum bu görüşme, sorunuz olduğu için bu görüşme özelinde Türkiye yine kucaklayıcı, sağduyuya davet eden, maceradan kaçınmasını tavsiye eden açıklamalarda bulunacaktır. Yunanistan maalesef bu mesajın değerini görebilecek durumda gözükmüyor. Yani bir küçük devlet kompleksi mi denilir? Yani bir tarihi açıdan gerekli deneyimlerden geçmemenin bir getirisi mi bilemiyorum ama boyundan büyük mesajlar veriyor. Görmek en son, istemiyor da olabilir mi? En son başbakanları Türkiye ile müzakere etmeyeceğiz istemediğimiz şeyleri diye açıklama yapmıştı. Gerçekten insan hayret ediyor. Yani maceracı bir çizgide ısrar ediyorlar. Tacizler de onu gösterdi. Yani Doğu Akdeniz'de. Sert bir çizgide devam ediyor Türkiye. Evet, çünkü aslında burada önemli olan Yunanistan'ın arkasındaki kuvvetleri gözümüzü dikmemiz lazım. Yani İsrail, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle attığı adımlar Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı
attığı adımlar çok çok önemli. Ben izninizle az önce hocalarımızın söylediği noktalarla ilgili birkaç fikir belirtmek istiyorum. Şimdi burada ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 ve 2020'de BM kürsüsünde yaptığı konuşmaları okuduğumda çok somut bir tahlil görüyorum. O somut tahlil şu: tarihin sarkacı Asya'ya kayıyor, Asya yükseliyor belirlemesi çok çok önemli ve somut. Şimdi burada bunu şundan hatırlatıyorum. O Sakarya Savaşı'ndaki konuşmadaki o cümleyi de şundan çektim ve altını çizdim. Küresel sistemin ekonomik, siyasi, kültürel olarak yeniden yapılandığı bir sancılı dönemdeyiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bu tahlil şu açıdan doğru: 1945'ten sonra ABD merkezli kurulan Atlantik sisteminin kurumları da işlevsizleşmeye başladı. Yani Birleşmiş Milletler'in işlevsizleştiğini burada çeşitli örnekler verildi. Birleşmiş Milletler sorun çözemeyen bir kurum. Birleşmiş Milletler sorunları yayan bir, bizim Kıbrıs meselesinden hareketle. Yani herhalde kaç 50 yıldır Kıbrıs meselesi Birleşmiş Milletler'in gündeminde, çözülüyor mu? Burada sorunu çözmek silahlı kuvvete bağlı. Silahı güçlü olan sorunu çözüyor. Filistin'in silahı kuvvetli olsa İsrail sorununu çözer. Yani silahı kuvvetli olan, Türkiye'nin silahı kuvvetli, Amerika'nın terör devleti sorununu çözüyor. Giriyor ve çözüyor, değil mi? Kantonları yıkıyor ve çözüyor. Buradaki mesele hocamın az önce söylediği ulus devletlerin bağımsızlık, yani o milliyetçiliğin yükselmesi diye tarif edilen konu, yeniden ülkelerin bağımsızlıklarına sahip çıkmasıydı. Bu Amerika'da da First America sloganı ile ortaya çıktı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de kaynaklar hegemonyaya değil buraya akıtılsın. Orta Amerika'da özellikle redneck denilen kesimin talebi neydi? Bizim kaynaklarımızı siz çöllere gömemezsiniz, Amerikalılara harcamak zorundasınız diye Amerika'da da First America sloganı ortaya çıkmıştı. Şimdi Birleşmiş Milletler dolayısıyla sorunun kendisi haline geldi bu sistem içerisinde. Diğer kurumlara baktığımızda, yani 1945 sonrası kurulan, ABD öncülüğünde kurulan kurumlar aslında şu anda insanlık için birer engel haline geldi. NATO da onlardan biri. Yani NATO da şu anda sorun çözen bir kuruluş değil, sözde savunma örgütü. Ama NATO içerisindeki tartışmaları da işte en son beyin ölümü, bizzat NATO'nun içerisindeki en büyük devlet liderleri beyin ölümüyle tarif ediyor NATO'nun durumunu. O zaman ben az önce sorduğum soru, Birleşmiş Milletler kime hizmet ediyor sorusunu siz aslında yanıtladınız. Kendilerine mi hizmet ediyor? Tabii, yani burada Amerika Birleşik Devleti'nin merkezinde olduğu Atlantik kampı, Birleşmiş Milletleri belirli bir süre kendi hegemonyalarını meşrulaştırmak için kullanabildi. Ama şu anda Birleşmiş Milletler o işe de yaramıyor. Bakınız, bir iki ya da üç sene önce Türkiye bir öncülük etti Filistin meselesinde, Kudüs'e büyükelçiliğin taşınmasında. Ne oldu? %80 Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin o kararını ezdi Birleşmiş Milletleri'ne. Hatırlayın, imzayı açtı metni. Bütün dünya Türkiye'nin açtığı metni imzaladı. Çok az ülke imzalamamıştı. Onun 5-20 civarında. Dolayısıyla ama onun somut karşılığı ne oluyor? Kudüs'ten çıkarabiliyor musunuz siz? Ya da o alınan kararı engelleyebiliyor musunuz? Burada şu çok önemli: İşte BM gibi, NATO gibi, hatta Avrupa Birliği'ni de buna ekleyebiliriz. Avrupa Birliği de kendi içerisinde sorunlar yaşıyor ve ne tartışıyor? Bize silah lazım diyor. Bakınız şu anda Fransa ordu kurmayı tartışıyor. Çünkü Avrupa Birliği şunu görüyor, hele şimdi bir de şu Avusturya meselesinde Fransa onu daha da net bir şekilde görmüş oldu. Benim ordum olmazsa lafımın üstünlüğü de olmayacak dedi. Ve dolayısıyla Avrupa Birliği bugün neyi tartışıyor? Bize bir silah lazım, bize ordu lazım. Biz Amerika'ya silah gücü bakımından bağımlı olmak zorunda değiliz tartışması yapıyor. Bir kurumda IMF'ydi. Bakınız, bu 1945 sonrası Amerika merkezli kurulan hegemonya kuruluşlarından biri IMF'ydi. IMF bizim gibi Kurtuluş Savaşı vermiş ve sonradan sanayileşme, bağımsızlığını kazanarak atılımlar yapmaya çalışan mazlum ulusların boğazında birer zincirdi IMF. Biz çok şükür kurtulduk bu IMF'nin baskısından. Bizim çünkü ekonomimizi zapturapt altına alan çeşitli mekanizmalar içerisindeydi. Kotalar bile koyuyordu. Tütünümüze, pamuğumuza kota konulacak kanunları bile Türkiye'ye dikte ettiriyorlardı. Şimdi o bile işlevsizleşti. Yani bakınız, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, IMF gibi hem siyasi hem ekonomik, belki UNESCO'yu da incelemedim ama hocamız dediğine göre onun da demek ki eksik yönleri çok. Buralarda Atlantik sisteminin temsil ettiği kurumlar balon gibi sönerken yerine yeni kurumlar yükseliyor. Bakınız, BRICS Türkiye'de pek aydınlarımızın üzerine durmadığı bir kuruluştur. Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan, zaten baş harfleri,
Güney Afrika'nın oluşturduğu. Bakınız bu saydığım ülkeleri harita üzerinde bir göz önünüze getirin. Brezilya, Çin, Rusya, Hindistan, Güney Afrika neredeyse dünyanın yarısı. Ve şu anda BRICS hem siyasi hem de ekonomik açıdan etkileşimini arttıran ve etkisini arttıran Birleşmiş Milletler'den çok daha etkili bir kuruluş haline geliyor. Ve bir örnekte bizim şimdi sınır komşumuz oldu. Şangay İşbirliği Örgütü. Bakınız 1996 yılında Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan yani bizim doğal etki alanımız, bizim akrabalarımızın bulunduğu ülkelerin öncülüğünde Rusya ve Çin'in de katılımıyla Şangay'da bir kuruluş inşa edildi. O da 1996'da sınır güvenliğini teminat evet. alma anlaşmasıydı bu. Bunu şundan hatırlatıyorum. Bakınız Hindistan ve Pakistan hiçbir yerde Birleşmiş Milletler dışında hiçbir uluslararası kuruluşta birlikte değiller. Çünkü ciddi sorunları var kendi aralarında. Ama Şangay İşbirliği Örgütü'nün içerisinde sorunlarını çözme iradesi gösterdiler. Dolayısıyla BM gibi, NATO gibi, IMF ve AB gibi kurumlar gerilerken Asya içerisinde yeni kuruluşlar, Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi. Bakınız 3 tane kuruluş saydım. Asya Altyapı Yatırım Bankası IMF'nin muadili diyebiliriz bir açıdan. Yani tartışılabilir başka özellikleri bakımından ama ülkeleri ekonomik açıdan ilerletme, yatırıma yönlendirme, kaynakları doğru değerlendirme konusunda IMF'nin karşısına konulabilir. Şangay İşbirliği Örgütü'nü şundan hatırlattım. İran üye oldu. Bakınız İran geçen hafta Şangay İşbirliği Örgütü'nün resmi üyesi olduğunu ilan etti. Aldılar İran'ı. Türkiye şu anda gözlemci üye statüsünde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ya da 4 sene önce Türkiye'nin de Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olabileceğini açıklamıştı. Şangay İşbirliği Örgütü'nün önemi ne? Terörizme karşı, aşırılıkçılığa karşı, bölücülüğe karşı. Yani Türkiye'nin şu anda fiilen mücadele ettiği 3 tane önemli. Yani Türkiye şu anda FETÖ, PKK'sı, IŞİD'e karşı mücadele etmiyor mu? Sınır ötesi harekatlar yapmak zorunda kalıyoruz. Şimdi siz bunları Batı kampında engelleyemiyorsunuz evet. Amerika'nın olduğu yerde. Ama Şangay İşbirliği Örgütü gibi Türkiye'nin doğal alanı Orta Asya'da ve sınır bölgesinde hele İran'da katıldıktan sonra buralarda işte BM dünya 5'ten büyüktür. Şimdi biraz böyle zihnimizi gıdıklayalım. Bu bir BM'nin yerine yeni bir BM'nin alması ancak bir 3. Dünya Savaşı'na bağlı. Yani bir yeni bir kıyamet kopacak, bir ortalık toz duman olacak ve oradan galip devletler yeni bir kurum ancak inşa edebilir. Ben kestirmeden hani bu BM'nin yerine dünyanın 5'ten büyük olduğunu anlayan, sizin deyiminizle anlayan yeni bir kuruluş nasıl inşa edilebilir? Herhalde en hızlı yapılabilmesi için bir 3. Dünya Savaşı gibi bir gürültü patırtının kopması gerekiyor. Ama fiilen, bakınız fiilen dünyanın 5'ten büyük olduğunu kanıtlayan BRICS gibi, Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi, Şangay İşbirliği Örgütü gibi, evet. Türkiye'nin Astana sürecinde olduğu gibi yeni karar mekanizmaları, Asya'daki ve Latin Amerika'daki ülkelerin birliğiyle yeni karar mekanizmaları oluşuyor. Zannediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacağı konuşmada bu yeni karar mekanizmalarına da değinecektir. Yeri gelmişken söyleyeyim, Türkiye'de 3-4 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği gibi Şangay İşbirliği Örgütü'ne, Azerbaycan'da şu anda gözlemci üye statüsünde, Şangay İşbirliği Örgütü'nde, Türkiye ve Azerbaycan bu kuruluşa girerse dünya dengelerini değiştirecek adımlar atarız.